Evet Ergün Bey, sendeyiz. Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri, değerli izleyicilerim, hepinizi Balıkesir Hodu köyünden sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Değerli takipçilerim, şu anda Balıkesir Gölen'in en güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Kaz Dağları'nın eteklerinde çok güzel bir köy, Hodu köyündeyiz. Burada çok güzel bir arazimiz var, tarlamız var. 108 ada, 40 parselde, 4302 metrekare çok güzel bir tarlamız var. Tarlamız görmüş olduğunuz gibi kadastro yoluna cepheli. Bu tarlamıza aracınızla yaklaşık 500 metre mesafesine kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. 500 metre mesafeden buraya da yani grader'in bir 2 saatlik çalışmasıyla yazın aracınızla çok rahat bir şekilde gidip rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Değerli takipçilerim. Ha, merhaba amca. Merhaba. Burada merhaba. Bir de Hodul köyünden evet. Bir amcamız var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada çok güzel bir tarlamız var. Evet. Bey amca. Görmüş olduğunuz tamam. Gibi değerli izleyicilerim, tarlamızın sınırları hemen bu ağaçlardan başlıyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Yukarıya kadar devam ediyor. Şuradaki ağaçlar, yani her iki ağaçlar tarlamızın sınırı ve tarlamızın çok güzel. Çok ağaç var. Orada bir araba ağaç var. %5 eğimli. Değerli amcacığım, Hodul köyündensin. Evet. Neyle? Çiftçilikle mi uğraşıyorsun? Çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorsun. Evet. Çok güzel yer aldınız burasında. Çok sağ ol, evet. Çok sağ ol. Hayvancılık bu köyde meşhur. Hayvancılık da vardı fakat şimdi neredeyse tükettik hayvanları. Evet. Yani millet hepsi evet. Mahkum olduğu için yani. Evet. Hepsini sattılar hayvanları. Yani şimdi diyorsun ki biz emekli olduk, hayvancılık işini evet, bıraktık, evet, çiftçiliği evet. De rollenteye aldık, tamam. Gidiyor. Torunlar, evet, çocuklar, traktörüm var. Çocuklar benim İstanbul'da. O maşallah. Çok ben güzel. Yalnız yaşıyorum burada. Yaş kaç amca? Yaş 71. Maşallah 55 71. Yaşında gösteriyor. Yani 71. Değerli takipçilerim, siz de görmüş olduğunuz evet. Gibi tarlamız o kadar güzel ki buraya kütük ev, ağaç ev, taş ev yaptığınız zaman doğayla iç içe evet. Yaşayabileceğiniz gerçekten muhteşem bir havası, manzarası, Kaz Dağları'nın eteklerinde şöyle görmüş olduğunuz gibi nostaljik ağaçlar var tarlamızda. Ben buraya geldiğim zaman kendimi Giresun Kümbet'te, Trabzon Uzungöl'de, Ayder'de hissediyorum. Ve buradan da tüm Karadeniz'e geçmiş olsun dileklerimi sunarak selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız çok, böyle ağaç. Nostaljik. Çok güzel ağaç. Çok güzel. Manzara muhteşem. Karşı taraf Kaz Dağları'nın etekleri. İnanın kadastro yoluna cepheli. Gerçekten yazın ben koronavirüsünden uzak duracağım. İstanbul trafiğinden, metropol şehirlerin trafiğine uzak duracağım diyorsanız, doğayla iç içe yaşayacağım diyorsanız gelin bu arazimizi kaçırmayın. Muhteşem doğasıyla bu arazimiz sizi bekliyor. Aynı zamanda değerli takipçilerim, doğa insana sağlık verir, huzur verir, stresten uzak tutar. Sağlığımızı daha böyle güzel imkanlarla yaşama imkanımız sundu. Suyumuz da bol yani, bak burada su gene çeşme var. Çeşme nerede amca burada? Hemen bak şurada. Şu evet. Ağacın olduğu evet, yerde mi? Burada bak, ağacın yanında bak, çeşme var. Evet. Buradan gözüküyor tamam. Şimdi dayı kaç yaşındayım dedin sen? 71. 71 yaşındayım diyor. Maşallah 50 yaşında gibi gözüküyorsun. Evet. Bu da doğanın, az önce Ergin Bey'in dediği gibi doğanın verdiği bol oksijen, Kaz Dağları'nın etekleri. Evet. 10 numara yani, ben çok evet. Beğendim. Çok gerçekten güzel. Çok güzel. Çok şuraya güzel bak. Evet. Bunun yanı sıra hobi bahçesi de düşünebiliriz. Müstakil bir yer. 4302 metrekare. Ta yukarıdaki ağaçların üst tarafına kadar bizim çeşmede yaklaşık 50 evet. Metre mesafesinde çeşme var. Sağda çeşme, hem solda mı? İki tane çeşme evet. Var. Hemen bir de sağ tarafta. Tarla ortasında düşüyor bak. Evet. Çeşmenin yani suyun tam ortasında. Suyun tam ortasında. Ha, tabii. Çok güzel. Değerli takipçilerim, topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Toprak insana her zaman kazandırır. Her zaman ben Ergin Gayrimenkul, gayrimenkul uzmanı ve ekonomist olarak şunu söylerim. Değerlenmiş yerlere değil, değerlenecek yerlere yatırım yapılır. Dolayısıyla siz de küçük yatırımlarınızla, birikimlerinizle orta ölçekli bir gayrimenkul zengini olabilirsiniz. Siz de gelin Balıkesir Gölen ofisimize, buradaki Hodul'da 108 ada 40 parseldeki tarlamızı alın. Kadastro yoluna cepheli, her iki tarafında çeşme var. Yol altında, yol gidince geçiyor. Gerçekten de çok güzel, nostaljik ağaçlar var.
Sınırları da ağaçlarla çevrili. Sanki böyle özel dikilmiş ağaçlar. Evet. Ben buraya sizleri misafir ediyorum, bekliyorum. Bunun yanı sıra Ergin Gayrimenkul ailesi olarak değerli takipçilerim, 2008 yılında Çanakkale ve Biga ilçesine ilk gelen gayrimenkul arazi geliştirme firmasıyız. 6 yıldan beri de Gönen'deyiz. Diyorum ki buyurun misafirimiz olun. Bölgeyi gezdirelim. Arsamızı gezdirelim. Tabii. Böyle güzel bir amcayla da tanıştık tabii. Sağ olsun. Bize çeşmeleri gösterdi. Evet. Çok su içti bu çeşmelerden çok değil güzel, mi? Çok güzel. Çok. Gençliğini hatırladım. Hayvanlarımızı hep otlattık burada. Bende 300 tane keçi vardı burada. Öyle mi? Gece yattık. Gündüz kaldık. Bu araziler hep evet. Ekiliyordu. Ama insanlar emekli olunca tabii bıraktılar. İhtiyarlar gidince gençler kaldı. Gençler de İstanbul'a dükünce. Evet. Şimdi Ergin Bey, benim hatırladığım kadarıyla evet. Şöyle ben bir göstereyim. Şu bayırın arka tarafında deniz olması gerekiyor evet, değil, evet, değil mi evet, amca? Evet. Biganın, deniz havası. Evet. Kaz Dağı hava evet. Etekleri, bravo, orman bravo. Havası. Evet. Evet, 10 numara bir yer burası. Evet. Değerli takipçilerim, şu anda bizi yurt dışından izliyorsunuz, yurt içinden de izliyorsunuz. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten türbülanslı bir havası var. Bir taraf Kaz Dağları'nın etekleri, evet, evet. Arka tarafta deniz. Yine deniz Marmara, havası, Denizi. Marmara Denizi, Erdek, Avşa, bütün evet. Adaların olduğu bölge, oradan gelen hava, inanın hem kurusal bir iklim, hem Kaz Dağları'nın vermiş olduğu muhteşem oksijen ayağımız yere basmıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ağaçlar böyle sıra sıra, bu ağaçlar bizim tarlamızın sınırlarını gösteriyor. Yukarıya kadar devam ediyor. Değerli takipçilerim, gerçekten çok güzel ve hafif eğimle sizi buraya davet ediyorum. Traktör süreyen, hiç. Traktör süreyen bu taraf. Yapabilirsiniz. Evet. Burada elektrik yok. Su her iki çeşme. Evet, yani evet, 50 metre ya. Mesafede sağında solunda çeşme var. Elektriği de değerli takipçilerim, güneş enerjisiyle halledebilirsiniz. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. İmarsız bir yer. Buraya sadece beton olmayan ağaç ev, kütük ev, konteyner ev ve prefabrik ev yapabilirsiniz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ve sizden kanalımıza abone olmanızı ve bütün videolarımızı izlemenizi, bizi takip etmenizi rica ediyorum. Biz bölgeye, Güney Marmara bölgesine ilk gelen gayrimenkul araştırma geliştirme firmasıyız. Gönen'de yaklaşık 6 yıldan, Çanakkale ve Biga'da da 10 yıldan beri hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Ergin Kılıç Karadenizli, Ergin Kılıç Döviz, Ergin Kılıç Giresun, Ergin Kılıç Arsa Alma Zamanı, Ergin Kılıç Toprak Alan Kazanır diye Google'a yazarsanız ulusal basından da bizleri, ulusal basındaki haberlerimizi görebilirsiniz. Değerli takipçilerim, ben tekrar tamam. Buradan özellikle Giresun Direl ilçesinde ki sel felaketinden dolayı evet. Sıkıntı yaşayan bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Rabbim devletimizi, milletimize yardımcı olsun. İnşallah çalışarak, üreterek güzel yerlere geleceğiz. Siz de ekonomiye İnşallah. Katkı sağlamak evet. istiyorsanız abi, buyurun. Buyurun. Yatırım gelin, yapın. Görün. Arazi alın. Yatırım yapın. Ekonomiye katkınız olsun. Devir, üretme devri, çalışma devri. Biz çalışıyoruz. Gereken neyse yapıyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bu güzel arazileri bize satarak daha güzel noktalara geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Amca sağlığına çok dikkat ediyorsun. Sağ ol, sağ ol. Seni çok sevdik. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ben burada evet, amcayla beraber tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye selamlar sunuyorum. Buyurun. Hayırlı olsun alıcısına. Amin, amin. Sağ olun, var olun bakalım. Her tarafa oluyor böyle.